Merhaba arkadaşlar, oran orantı 4. testimize devam ediyoruz. Bakınız, birinci sorumuzda bir bebeğin dişinin uzunluğu 4. ayın 1'i 2018 tarihinde yapılan ölçümde 20 mm, 8. ayın 1'i 2018 tarihinde yapılan ölçümde 80 mm'dir. Buna göre bu tarihler arasında bebeğin dişinin uzama miktarının aylık ortalaması kaç mm'dir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 80 eksi 20'den ne kadar uzamış? 60 milimetre uzamıştır. Kaç ay geçmiş? Bakınız 4. aydan 8. aya 4 ay geçmiş. O zaman 60 bölü 4 dediğimizde her ay 15 milimetre uzamıştır bebeğin dişi. İkinci sorumuza geldiğimizde yukarıdaki makarnaların altında yazan sayılardan üstteki sayı makarnanın ilk fiyatını, alttaki ise zamlı fiyatını göstermektedir. Makarnaların fiyatı orantılı arttığına göre x nedir diyor arkadaşlar. Bakınız 2,5 sayısını biz 6 ile çarparsak ne elde ederiz arkadaşlar? 15 elde ederiz. Peki bunu nasıl bulduk? 15 bölü 2,5 dedik. 15 bölü 25 bölü 10 diyebiliriz. Ve buradan birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 2 kere 3, 6 olarak bulmuştuk. Peki, o zaman 3 ise 6 katı nedir arkadaşlar? Zamlı fiyatı 18 liradır. Cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bir özellik tanımlanmış arkadaşlar. Bakınız, R sayısına küçük olan rakamların toplamına eşittir. R sayısına büyük olan rakamların toplamına eşittir şeklinde. Ve bunu bir örnekle de pekiştirmiş. 3, 2, 1, 0 şeklinde. O zaman ben sorumuza baktığımızda 6 yazıyor arkadaşlar. Bakınız 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 diyorum. Bölüm. Yine 6. Bakınız bu sefer de ne olacaktır? 7, 8 ve 9 eşittir. X eksi 1 bölüm X artı 8. Yukarısını topladığımızda 9, 12, 14, 15 yapıyor. Aşağısı ise arkadaşlar 24 eşittir. X eksi 1 bölüm X artı 8. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 8. Bakınız 5x artı 40 eşittir 8x eksi 8. Buradan 3x eşittir 48. X'imizi 16 olarak bulabiliyoruz. Cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldiğimizde bir pastaneye giden Pınar'ın 60 TL'si, Esin'in 40 TL'si ve Nilgün'ün 50 TL'si vardır. Pınar, Esin ve Nilgün masaya gelen 150 TL'lik hesabı paralarıyla doğru orantılı olarak ödüyorlar. Nilgün kaç TL ödemiştir diyor arkadaşlar. Peki paralarımıza baktığımızda şimdi doğru orantı olduğu için o zaman Pınar'a biz diyebiliriz ki arkadaşlar 60K, Esin'e diyebiliriz 40K ve Nilgün'e de dersek arkadaşlar 50K. Topladığımızda bakınız ne çıkacaktır? 150K. 150K eşittir 150 liralık bir hesap. O zaman K'yı 1 olarak buluruz. Nilgün kaç TL ödemiştir arkadaşlar? 50 çarpı 1'den 50 lira ödemiştir. Cevabımız Bursa olacaktır. 5. soruda aşağıda işlerinde hacimleri yazılı olan 4 adet kavanoz gösterilmiştir. Başlangıçta kavanozların içi boştur. 360 ml su her kavanoza o kavanozun hacmi ile doğru orantılı olarak paylaştıracaktır. Buna göre en küçük hacimli kavanozda kaç mililitre su bulunur diyor. Şimdi doğru orantı dediği için arkadaşlar ben buraya ne diyebilirim? 10K, 5K, 6K ve 3K toplarsak ne olacaktır? 9, 14, 24K eşittir 360. Şimdi bana neyi soruyor? 3K'yı soruyor arkadaşlar. Her iki tarafı 8'e bölersem bakınız karşılıklı olarak 3K eşittir 45 olacaktır. Cevabımızı Ceyhan olarak bulabiliriz. 6. sorumuza geldiğimizde yukarıda bir kural ve yanında bu kurala ait bir soru verilmiştir. Kelebek değil mi arkadaşlar? Bakınız burası x, burası 3x. Kaç katı? 3 katı. O zaman burası 4 ise A nedir arkadaşlar? 12'dir. B ne olmalı ki 3 katı 15 olsun diye sorduğumuzda B'yi 3 olarak bulabiliriz. 12 eksi 5'ten cevabımızı 7 olarak buluyoruz. 7. sorumuza geldiğimizde sıkma portakal satan bir işletmeci farklı portakal çeşitleriyle elde ettiği portakal suyunun
200 mililitresini 2 TL'ye satmaktadır. İşletmecinin kullandığı bazı portakal çeşitlerinin 1 kilogram fiyatları ve elde edilen portakal suyu miktarları aşağıda verilmiştir. O zaman 200 mililitresini 2 liraya satıyorsa 100 mililitresinde 1 TL'ye satar değil mi arkadaşlar? Bakınız 500 mililitre o zaman ne kadar kazanır? 5 TL, 600 mililitre 6 TL, 700 mililitrede ne kadar kazanır? 7 TL kazanır. 5'e aldı, 7'ye sattı. 7'ye aldı, 6'ya sattı. 4'e aldı, 5'e sattı. Hangisinden zarar eder arkadaşlar? H'den zarar eder. Hamlin portakal cinsinde 7 liraya almış, 6 liraya satmış. 8. sorumuza geçtiğimizde ise arkadaşlar, bir hayvanat bahçesindeki maymunlara 20 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 8 gün sonra 6 maymun başka bir hayvanat bahçesine nakledilince kalan yiyecek kalan maymunlara 18 gün yetiyor. Buna göre hayvanat bahçesinde başlangıçta kaç maymun vardır diyor. X tane maymunumuz olsun. Bakınız 20 gün yetecekti. 8 gün geçti. Artık bu X maymuna 12 gün yetecek kadar yiyecek vardır arkadaşlar. O zaman 12 çarpı X eşittir diyoruz. 6 maymun aktarılıyor. X eksi 6 çarpı 18. Ters orantı olduğundan dolayı işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. 6'ya böldük. 2x 6'ya böldük. 3x eksi 18 x eşittir 18 olarak bulunur. Demek ki başlangıçta hayvanat bahçemizde 18 tane maymun bulunmaktadır. 9. sorumuza geldiğimizde bir kuyumcu x artı 10 gram altını 1200 TL, 2x eksi 10 gram altını 1800 TL'ye satmaktadır diyor arkadaşlar. O zaman gramını hesaplayalım. 1200 bölü x artı 10, 1800 bölü 2x eksi 10 diyoruz arkadaşlar. Ve burada bakınız sadeleştirdim, sıfırlarımız gitti. 18 6'ya böldüm 3, 12 6'ya böldüm 2. Haydi işte dışlar çarpımı yapalım. 2 çarpı 2x eksi 10 eşittir 3 çarpı x artı 10. Ve 4x eksi 20, 3x artı 30. X'imizi ne olarak buluyoruz? 50 olarak buluyoruz. Cevabımız Adana'dır. 10. sorumuza geçtiğimizde doluluk oranı var olan kapasiteye göre dolu bulunanların durumu demektir. Şekildeki musluk düzgün kaba 1 saatte 80 metreküp su akıtmaktadır. Başlangıçta kabın içinde bulunan suyun yüksekliği şekildeki gibidir. Musluk 2 saat açık kalırsa kaptaki suyun doluluk oranı 2 bölü 3 oluyor. Buna göre kabın tamamı kaç metreküp su alır? Şimdi son durumda nedir arkadaşlar? Şimdi bizim hacmimiz 5H. Bakınız 2 bölü 3'ü ne yapıyor? 10H bölü 3. Bu bizim son durumumuz. İlk durumda da nedir arkadaşlar? Suyumuzun yüksekliği 2H'tır. Ben son durumdan ilk durumu çıkartırsam aradaki doluluk oranını bulmuş olurum. Daha doğrusu 80 metreküp, 80 metreküp daha 160 metreküp suya ulaşmış olurum arkadaşlar. Bakınız çıkarttığımızda 10H eksi 6H bölü 3 eşittir 160. 4H bölü 3 eşittir 160. Buradan 40H'ımızı 120 olarak buluyoruz. Bizim normalde neydi arkadaşlar? 5H'tı tüm hacmimiz. O zaman nedir? 5 çarpı 120'den 600 olarak buluyoruz. Cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuza bir şarküteride satılan aynı cins peynirin elektronik terazide farklı ağırlıklarının tartımı şekil 1 ve şekil 2 gibidir diyor. Buna göre bu peynirin kilogram fiyatı kaç TL'dir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. X artı 2 bölü 0.6 X artı 5 bölü 0.75. Bu da nedir arkadaşlar? 1 gramını buluyoruz. Aynı altın sorusunda yaptığımız gibi. Burada işlemlerimi şöyle sürdüreyim arkadaşlar. Bakınız x artı 2 bölü 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 eşittir. X artı 5 bölü 0,75 75 bölü 100'den 3 bölü 4. Birinci aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Eşittir. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Burada 3'lerimiz sadeleşti. 5x artı 10 eşittir 4x artı 20 x'imizi 10 olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu da şu demektir. Yani 0,75
X 10 olduğu için 10 artı 5'ten 15 TL'ymiş arkadaşlar. Bize kilogram fiyatını soruyor. 1 kilogramı nedir diye soruyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsak X çarpı 3 bölü 4 yani 0.75 eşittir 15. 3 ile 15 sadeleşti 5. X'imizi 20 olarak buluyoruz. Cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza bir elektrik ustası 60 metrelik kabloyu 6 saatte, çırağı ise 40 metrelik kabloyu 8 saatte döşemektedir. 1 saatte usta çırağından kaç metre fazla kablo döşemiştir diyor arkadaşlar. 6 saatte 60 metre ise o zaman 1 saatte 10 metre olur ustamız. Yine çırağı bakınız 40 metre 8 saatte, o zaman 1 saatte 8'e bölersek o da 5 metre. 10 metre diğeri de 5 metre. 10-5'ten 5 metre fazla düşer ustamız. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.